çok şaşırdın değil mi? Aslına bakarsan ben de şaşırdım. Bunları nasıl söyledim hayret. Yıllarca kendi kendime konuştum durdum. Sesim bana bile yabancı geldi. Ayla. Çok gurur duydum. Çok etkilendim. Tabii çok da şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için o kadar çok kıymetlisin ki. Yani ben... Ahmet. Bu konuşmayı önceden planlamadım. Birden oluverdi. Ben bile söylediklerime inanamıyorum. Ama sana karşı hislerim bunlar. Galiba daha fazla gizlemeye gücüm kalmadı. Seni çocukluğumdan beri tanıyorum. Yasemin'i nasıl sevdiğini biliyorum. Ama evlilikler her zaman karşılıklı aşkla yapılmaz. Bazen taraflardan birinin aşkı da yetebilir. Ben sana olan sevgimin gücüne inanıyorum Ahmet. İkimize de yeter. Şimdi bir şey söyleme. Sadece düşün. Lütfen. Sadece düşün. İyi geceler. İstanbul'a varınca bize bir haber edersin değil mi Ayla? Tabii ararım. Seninle mutfak sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ben de. Beyşehir'e mutlaka bekliyoruz. İnşallah. Annenizi üzmeyin değil mi? Derslerinize de iyi çalışın. Yolcumuz sana emanet Hüseyin. Merak etme kaymakamım. Evet, gitme vakti geldi. Her şey için teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Bizimkilere çok selam ve sevgiler. Tamam. Güle güle. Otobüsü Bolu'da durduralım mı? Ne dersin? Başka bir otobüste aileyi yeri getir. Sırayla gidiyorsunuz. İçimi bir hüzün çöktü. İstersen Beyşehir'e tayinini isteyebilirsin. Şaka bir yana da kararını bir an evvel ver. Artık İstanbul'a dön Ahmet. Senin için en iyisi bu.
Artık dayanamıyorum Rıza. Böyle çıtımız çıkmadan evin içinde dalgın dalgın dolanıp duruyoruz. Tek laf etmiyorsun. Şimdi bol bol vaktimiz varken bunu değerlendiremiyoruz. Vaktimiz mi var? Senin mi vaktin var? Eskiden sende bol olan vakit bende yoktu. Ve lakin şu vakitleri bir türlü denkleştiremedik. Çok şükür ki grev imdadımıza yetişti. Evet. Grev imdadımıza yetişti. Niçin bu fırsatı kullanmıyoruz? Hadi bugün birlikte bir şeyler yapalım Rıza. Hava çok güzel. Dışarı çıkalım. Adaya bile gidebiliriz. Eski evimize bakarız. Eski evimize bakarız. Sahilde çay da içer miyiz? İçeriz tabii. Hadi o zaman. Bir an evvel kalkıp gidelim. Üstüme bir şey geçireyim. Ben bakarım. Alo? Nezahat abla, ben Şerif. Merhaba Şerifciğim, hayrola? Patron atölye şefleriyle toplantı yapıyor. Bir saat sonra. Grevle alakalıymış. Ben gelemem Şerif, bugün işim var. Bilhassa senin gelmeni istiyor. İşçilerin ne istediğini en iyi sen biliyormuşsun, öyle diyor. Canım, işçilerin ne istediği çok belli. Gelip ne anlatacağım Allah aşkına? Bilmiyorum, mutlaka gelmeliymişsin. Benden söylemesi artık. Peki Şerif. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Rıza. Bu pastanenin neden kendine ait meşhur bir mamulü yok? Nasıl yani, ne gibi? Ebayla'nın kukriyesi, profiterolü gibi mesela. Hmm. Mesihar ile Nas kukriyesinin tarifini gözü gibi saklıyor. Kimse taklit edemedi. İyi yapıyor tabii. Bizim de suflemiz mesurdur. Abim yaptı ya. Sufle. Evet, kimse onun gibi yapamaz. Hususiyeti ne? Biz el marifeti diyoruz aramızda. El marifeti. Sihir mi kullanıyorsun? Vallahi yapıyor bence. Başka neredeydiysem o tadı alamadım. Necdet bu mevzuda ustadır. Ya. Necdet. Abartma. Öyle öyle. Bildiğimiz çikolatalı sufleden bahsediyoruz, evet. Değil mi? Hani geçen hafta bir müşteri istemişti de yapmıştı. Evet. Anne, ben sana küçük bir kapta da tattırmıştım, hatırlarsın. Onda ne var ki? Aynısını ben de yaparım. Hatta daha iyisin. Öyle mi? Sen kendine çok güveniyorsun değil mi? Çok. Tamam. Yap da görelim o zaman. Tamam. Lale, ben müthiş bir bahis kokusu alıyorum. Ben he. De. Hoş bulduk. O zaman yarın ikiniz de mutfağa giriyorsunuz ve sufle yapıyorsunuz. Peki. Biz de öyle hakemlik yapıyoruz. Bahsi şimdiden kaybettin. Haberin olsun. Bundan o kadar emin olma. Göreceğiz. Hadi bakalım. Aa, gelsene. Sen ne zaman geldin? 1-2 dakika oluyor. İnsan bir sesini çıkarır canım. Keyfinizi bozmak istemedim. Bugün tatile girdik. Ben de eve gitmeden evvel buraya uğrayayım dedim. İyi, iyi yapmışsın. Gelsene, otursana. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Işık nerede? İskelede buluşacaktık, gelmedi. Merak ettim. Buraya gelmiş olabilir diye. Yok, düşündüm. Gelmedi. Harun da gelemiyor, biliyor musun? Okulda işleri varmış. Ay, güya yaz tatilinin ilk gününü kutlayacaktık, hale bak. Ne yapalım, bugünlük benle idare edeceksin artık. Ne yapalım? Kader işte.